İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, İstanbul Yerel Gazeteciler Dernek Başkanı Sayın Mehmet Mert'le birlikteyiz. Mehmet Bey 27 yıldır gazetecilik yapıyor, özellikle 3. bölgede. Çok yakın bir gelecekte referandum için sandığın başına gideceğiz. Biz de Sayın Mert'e soruyoruz, referandumla alakalı görüş ve düşünceleri bize anlatsın. Sayın Başkanım, referandumla alakalı tecrübeli bir gazeteci olarak neler düşünüyorsunuz? Evet efendim. Tabii ülkemiz hakikaten 100 yıldır herhalde ilk defa böyle bir sisteme, böyle bir oylamaya gidiyor. Her ne kadar son anayasamız 82 anayasası olsa da aslında sistem değişikliği, başkanlık değişikliği, parlamenter sistemin yok oluşu ve yeni bir sisteme gidişini 79 milyon oylayacak. Doğrusu önümüzdeki 60 gün bu referandumun 16 Nisan'ı nasıl geçeceğini bize daha net gösterecek ama bugün baktığımız zaman ortada bir durum söz konusu. Yani terazinin dengesi gibi bir taraf evet bir taraf hayır ama ortadaki o dengeyi bozacak insanlar var. %15, %20 gibi kararsızlar. Onların kararı hangi yönde acaba? Onu da bu 60 gün belirleyecek ama onun ötesinde ben insanlarımızın değişen 18 maddeyi tam anlamıyla kavrayamadığını, anlamadığını da düşünüyorum. O da başka bir konu. Bu sorun olduğu için evet çıksa da ülkemizi ciddi bir sıkıntı bekleyecek. Hayır çıksa da, çünkü evet çıksa belki de hani farkında olunmadan oylanıldı. Hayır çıksa belki gerçekten ülkemiz için çok faydalı bir sistemdi. Neden halkımız onay vermedi diye üzüleceğiz. Yani muallaklı bir durum. Ama her şeyden öte Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'de milli birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik olduğu sürece bu ülke her şeyi atlatır. Bu seçimi de atlatacağızdır. Seneye bugün biz burada belki sizi de ağırlarsak belki farklı daha değişik şeyler konuşacağız. Hayırlısı diyelim. Neyse halkımız hangisini daha çok benimsiyorsa o olsun. Ama her şeyden öte halkımızın son derece gönül rahatlığı içerisinde olması gerekiyor. Sorgulaması gerekiyor. Araştırması gerekiyor. Hem birinci ağızlardan hem işte internet medyasından, sistemimizden sorgulayarak gerçekten inandığı için, yani bu sisteme Tayyip Erdoğan'a rağmen hayır diyenler de yanlış yapacaklardır. Tayyip Erdoğan'a rağmen evet diyenler de yapacaklardır. Tayyip Erdoğan anayasası değildir bu. Türkiye Cumhuriyeti anayasasıdır. Tam bağımsız, büyük hukuk devletinin anayasasıdır. Başkanım, bu çerçevede bakmak lazım. Şuna söyleyip bitireyim fazla vaktini almayacağım. Son dönemde bazı siyasilerin işte evet çıkmazsa iş savaşı hazır olun, ya da hayır diyenler şudur budur gibi, bunu nasıl görüyorsunuz siz? Ben bunu, bu her dönemde siyasetin var olduğu, her dönemde böyle affedersiniz biraz altyapısı olmayan, bilgi, beceri, dağarcı olmayan insanların ortaya getirdiği bir serzeniş olarak görüyorum. Ciddiye almıyorum. Bu tür insanlarla ilgili hemen savcılığın görevini yapması gerektiğini düşünüyorum. Zaten böyle açıklama yapanları da parti sorumlu oldukları partiler anında gereğini yapıyorlardır. Ben ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bırakalım sıradan bir ilçe başkanı, il başkan yardımcısını, bugün başbakan, bakan düzeyinde bir insan bile yapmış olsa onun da ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum. İnanarak söylüyorum bunu. Çünkü bu sağlıklı düşünülerek, planlanarak yapılmış bir konuşma değildir. Bu evet, akıl evet, dışı, akıl dışı bir davranıştır. Evet, evet, akıl evet. Dışı bir davranışı da ben kabul edemem. Şimdi biz burada çekim yapıyoruz. Siz anında bana oradan yumruk sallıyorsunuz. Ciddiye almam. Yani bu bir anlık fevri, akıl dışı, plansız, programsız bir düşünce, bir cümledir. Çok ciddiye alınmaması gerekiyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Türkiye hiçbir zaman iç savaş yaşamaz.